Evet. Geçen haftaki önemli gündemlerden bir tanesi, en önemlisi, Deniz Poyraz isimli 20 yaşında bir genç kızımızın Kürt kökenli HDP binasında, İzmir HDP il binasında öldürülmesi oldu. Ülke ocaklarıyla ilintili işte Suriye'ye gitmiş, Suriye'deki cihatçı gruplarla beraber olmuş, oralardan pozlar vermiş birisi girdi. Arkasında iki kişinin daha olduğu ama onların bir şekilde ifşa edilemediği veya saklandığı da ifade ediliyor. HDP il binasında cinayet işledi. Eğer o gün bir program varmış, o iptal edilmeseymiş 30-40 kişinin bölgesel anlamda biraz daha geniş anlamda bir toplantı katledileceği, çok daha kanlı bir cinayet işlenebilecekken o toplantı iptal edildiği için annesinin yerine işe gelen 20'li yaşlarda genç bir kız kahvaltısını yaparken bu katiller tarafından öldürülüyor. Bu Türkiye'nin en önemli gündemlerinden birisiydi ve bir de işaret fişeğiydi bu. Hatırlarsanız birkaç ay hem MHP cenahından hem Erdoğan cenahından topluma ve muhalefete ve aydınlara, bütün kesimlere bir tehdit var. Bunlar daha iyi günler, göreceksiniz gibi böyle tehdit ifade eden, muhalefeti sindirmeyi ifade eden cümleler geliyordu. Kaos çağrışımı yapan, korku pompalayan cümleler ve ifadeler geliyordu. Bu Deniz'in öldürülmesi, pek çok uzmanın, analistin ifadesine göre bu kaos stratejisinin veya kaos planının başlangıcı. Nitekim toplumun her kesimi, zayıf da olsa siyasetçiler, yani diğer kesimler daha iyi kınadılar, lanetlediler ama mesela ben milliyetçi olarak geçinen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dahil, CHP Genel Başkanı dahil, Gelecek Partisi Başkanı Ali Babacan, Davutoğlu hepsinin, madem herkes de biliyor bunu, bekliyor bir AKP'nin, Erdoğan'ın kaos projesi olduğunu, gidip HDP il binasının önünde yer tutmalarını, o aileye taziyede bulunmalarını ve amasız fakatsız bu cinayeti açık ve net bir şekilde reddetmeleri, kaosu reddetmelerini beklerdim. Ama maalesef bunu yapmadılar. Erdoğan dil ucuyla önce kınamadı, sonra kınadı ve ama kınaması da tehdit gibiydi. Bundan sonrakileri de kınayacağız. Yani şuur altındaki şeyler de bir taraftan kaçırıyor. Daha sonra bunun yenileri olacak ve onları da kınarız. Yani hem yaparız hem kınarız modunda. Ama asıl fecaat olan şey Devlet Bahçeli'nin açıklamasıydı. Devlet Bahçeli, öldürülen Deniz Poyraz'ın kim olduğunu ben size söyleyeyim mi? PKK'nın kırsal katılım sorumlusu. Şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden, halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir demiş. Bu böyle olabilir mi? Peki böyle ise HDP'nin ilçe teşkilatlarına, üyelerine kadar, belediye başkanları, milletvekillerinin hepsi hemen hemen tutuklu zaten, hapiste. Daha önceden bu kadın öldürülmeden önce, madem böyle bir suçu vardı, bir tespitiniz vardı, neden bununla ilgili işlem yapmadınız da canice kahvaltısını yaparken öldürülmüş bir kadına öldükten sonra suç üretiyorsunuz? Bunun adı adiliktir aslında. Bunun adı bir yönüyle şerefsizliktir. Ölmüş bir insan, bizim kültürümüzde de, dinimizde de, örfümüzde de ölmüş, öldürülmüş bir insanın arkasından kötü konuşmak yoktur. Ama öldükten sonra kendilerini aklayabilmek için veya kendilerine yönelen suçlamaları bertaraf edebilmek için ölen bir insana suç üretiyorlar. Bu da MHP'nin bu işin bir tarafında olduğunun itirafı zaten. İnsan Hakları Derneği Başkanı, İHD Başkanı zannederim, MHP Genel Başkanı'nın, Devlet Bahçeli'nin bu ifadesini bir itiraf olarak kabul etmiş. Yani bunu biz öldürdük gibi ve bir suç duyurusunda da bulunmuş. Ama Türkiye'de tabii hukuk olmadığı için, adalet olmadığı için bunlardan bir sonuç çıkması mümkün değil. Tuhaf, absürt şeylerden bir tanesi de işte hukuksuzluğun en önemli alametlerinden biri. Melih Bulu'yu protesto eden öğrencilerin bursları kesilmiş, kredileri kesilmiş. Yani insanların en temel hakkı, en demokratik hakkı olan protesto hakkını bile, insanların en temel yaşam haklarını engelleme ile bir şekilde engelleyerek bastırmaya çalışıyorlar. Aynen bir şekilde hakkında dava açılan insanların emeklilik haklarının gasp edilmesi gibi. Yani bir insan suçlu da olsa, gerçekten katil de olsa, gerçekten terörist de olsa, onun emeğinden kesilerek bir yanda biriktirilmiş olan emeklilik hakkını alamazsın. O onun mülkiyetidir, o onun temel hakkıdır. Krediler de öğrencinin protestosuyla ilintilendirilemez.
Bu da Türkiye'nin işte hukukun tamamen bittiğini, sistemin absürt bir şekilde çalıştığını gösteriyor arkadaşlar. Evet. Peki konumuza gelelim. Yani korku üreten AKP başlığımız şuydu. AKP'nin korku ve kaos projesine teslim olmayalım. Şimdi tabloya genel olarak bakacaksak Erdoğan'ın etrafı boşalıyor arkadaşlar. Ekonomik olarak çözülüyor. İşte Süleyman Soylu AKP sonrası, post Erdoğan sonrası önemli aktörlerden birisiydi ve artık perişan oldu. Yani sıfırlandı. Bundan sonra Süleyman Soylu'dan herhangi bir aktör bir şey çıkmaz. Yani silindir gibi üzerinden geçilmiş oldu Sedat Peker'in ifşaatlarıyla. Şimdi de etrafındaki insanlar işte Süleyman Özışık gibi onların itirafları, FETÖ borsası gibi şeyler Süleyman Soylu'nun nasıl kirli bir odak haline geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla Erdoğan sonrası önemli aktörlerden, belki Erdoğan'ın da rahatsız olduğu aktörlerden birisi Süleyman Soylu bertaraf olmuş oldu. Berat Albayrak damadı ekonomi batırarak bir yönüyle bertaraf olmuş oldu. Erdoğan'ın farklı hastalıklarının olduğu ifade ediliyor. Velev bunlar spekülasyon bile olsa Türkiye'de ekonomi bitti. İnsanlar aç ve perişan. Üretim bitti. İntiharlar var. İşte açlık nerelere fırlamış ve öte taraftan AKP'nin içinde çözülme var. Bizzat Erdoğan'ın etrafındaki insanlarda ciddi bir eleştiri var, çözülme var. Öte yandan Erdoğan'ın ortağı Ergenekon'la ciddi mücadelesi var. Bir yandan Ergenekon'u bu yaşla birlikte tamamen preslemesi, epeyce bir ezdiği Ergenekon'u bitirmesi gibi söylemler varken öte taraftan Ergenekon'un karşı atraksiyonlarının olduğunu görüyoruz. Tabanda bir çözülme var. Onun dışında MHP ortağı olan MHP ile Erdoğan'ın ciddi çatışmaları var. Mesela bugünkü iddialardan birisi, bir CHP'linin iddiasıydı zannederim medyaya yansıyan, Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'den bakan istediği, yani kabineye görevli insan istediği bizzat açık. Elbette MHP ortak, bürokraside, yargıda pek çok yerde işin kaymağını yiyor. Yani AKP'ye verdiği desteğin mukabilini fazlasıyla alıyor ama Erdoğan muhtemelen bu çöküşün altına MHP'yi de koymak için resmi bir ortak, faturaya da ortak olsun diye bakan istemiş ve MHP'nin vermediği söyleniyor. Bu da şunu gösteriyor ki Süleyman Soylu'nun daha önce alınmasında da MHP'nin tavrı belliydi, ortadaydı. Şu andaki mesela bu Deniz Poyraz'ın öldürülmesinde de karışık şeyler var. Yani orada da bu iş evet iktidar bileşenlerinin yaptığı bir cinayet olduğu, bir kaosa hizmet edeceği gözüküyor ama bunu acaba Erdoğan'ın içinde olduğu bileşenler hem MHP'yi de karalamak için, MHP'yi de yıpratmak için mi yaptı diye de düşünenler var. Ama öte taraftan tabii Devlet Bahçeli'nin de adeta bu cinayete sahip çıkarcasına konuşması da ırkçılıktan beslendiğini, yani Kürt düşmanlığından beslendiğini, bunu da bir şekilde bir oya tahvil etmeye çalıştığını gösteriyor. Yani Erdoğan Ergenekon'la kavgalı, MHP ile kavgalı, kendi içinde çözülmeler var, ekonomi çok kötü gidiyor. İnsanlar seçmen kitlesinde çok ciddi bir erime var. Aydınlar yavaş yavaş, işte TÜSİAD'ın açıklaması oldu. Aydınlar yavaş yavaş ses çıkarmaya başladılar. İşte tam da bu noktada Erdoğan'ın yapması gereken şey, hep söylediğimiz gibi, yeniden bir cambaza bak, bir kaos üretmek. Korkuya dayalı bir atmosfer üretmek. Canlılar, bütün canlılar için şu geçerlidir. Aç dahi olsa canlılar bir hayati tehlikeyle karşılaştıklarında açlıklarını unuturlar. İşsizliklerini unuturlar. İşte ne bileyim evsizliklerini unuturlar. Hayat tehlike altındaysa bütün canlılar için, hayvanat için, insanda dahil, diğer tehlikeler, ekonomik sebepler işte vesaire kenara itilir. Bunu da birey psikolojisini, insan psikolojisini ve toplum psikolojisini muhtemelen bilerek bunu yapıyorlar. Bir PH psikolojik harekat mantığıyla bunu yapıyorlar. Türkiye'de Erdoğan iktidarı yeniden işte 7 Haziran sonrası olduğu gibi, 15 Temmuz ve mukabilinde olduğu gibi, devamında olduğu gibi bir kaos ve korkuya dayalı ortam üretmek istiyor. Ve bunun ateşini de sanki Deniz Poyraz'la birlikte yakmış durumda. Bundan sonra MHP HDP cenahının içinden, özür dilerim, PKK cenahının içinden devletle iç içe olan, angajmanı olan bir kısım PKK'lıların
Türkiye'deki milliyetçiliği, tansiyonu yükseltecek eylemleri olabilir. İşte farklı aydınlara, siyasetçilere saldırılar olabilir ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün ifadesi vardı. Bütün il teşkilatlarına haber gönderdim. Yeni kaos projelerine karşı uyanık olsunlar, dikkatli olsunlar diye. Yani Deniz Poyraz'ın öldürülmesi, hızla çöken, dip yapan, çözülen Erdoğan'ın yeni bir umutla bir kaos ve korku atmosferi oluşturmak için ortaya attığı bir ışık, bir başlangıç, bir ateş olduğunu görüyoruz. Peki burada ne yapacağız? Burada yapılması gereken şey Türk toplumunun ve aydınlarının aynı tezgaha bir daha gelmemek için, yani Erdoğan 7 Haziran'dan sonra yaptığı, 15 Temmuz'dan sonra yaptığı o tezgaha gelip insanların korkup sinerek aman bari ülkemizden olmayalım, aman bari Suriye olmayalım, aman canımızdan olmayalım diyerek o oluşturulan korku ve kaosla iktidara teslim olmalarının önüne geçmek lazım. Bu noktada herkesin, bütün kesimlerin sükunet içinde olması ve uyanık olması gerekiyor. Karanlık oyunların ve bu tür işte Deniz Poyraz olayında olduğu gibi olayların sinmek yerine cesaretle üzerine gitmek ve sorgulamak lazım. Çelişkileri ortaya çıkarmak lazım. Örtülmesine müsaade etmemek lazım. Demokrasiye ve hukuka inanan bütün insanlar, bütün kesimler, siyasi görüşüne bakmaksızın bu ülkeyi giderek çökerten, batıran, bitiren otoriter Erdoğan iktidarına karşı mahalle farklılıklarını bir kenara bırakıp, eski kan davalarını, kinlerini bir kenara bırakıp, demokrasi ve hukuk ve insan hakları düzleminde bir araya gelip, daha sonrası için hukuki bir düzen, demokratik bir düzen kurmak için Erdoğan'ın ürettiği söylemlerle, planlarla, kaos projeleriyle mücadele etmeleri lazım. Muhalefet maalesef hala çok cesur değil. İşte bu Deniz Poyraz olayında da dediğim gibi çok daha güçlü bir tepki ortaya koyabilirdi ama koymuyor. Muhalefetin her kesimiyle, yani Davutoğlu'yla, Meral Akşener'iyle, Kılıçdaroğlu'yla, Ali Babacan'ıyla, HDP'siyle tamamı demokrasi ve hukuk düzleminde daha net, daha gür muhalefet etmeleri ve hakikatleri ortaya koymaları lazım. TÜSİAD'ın son dönemde çıkış yapması güzel, önemli bir çıkış TÜSİAD. Hatırlarsanız böyle 28 Şubat dönemlerinde, kriz dönemlerinde hep laik seküler tavırlar alırdı. Kemalist laik seküler, yani Türkiye'deki statükonun yanında yer alırdı ama şu gördüğümüz dönemde, Erdoğan döneminde maalesef TÜSİAD'dan ciddi bir ses duymadık ama işte bu hafta içinde bir açıklama yapması bence önemli bir çıkıştı. İş dünyasının da daha güçlü ses vermesi lazım. Daha etkili ses vermesi lazım. Korku atmosferinin büyütülmesine müsaade etmemek lazım. En önemli şeylerden birisinde şu olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'ın amacı korkuyu büyütmek. Kaosu büyütmek, insanları tedirgin etmek. Gerek aydınlar, gerek muhalefet, gerek yazar çizerler. Buradan çıkış olmaz, Erdoğan her yeri kontrol ediyor, Erdoğan her şeye hakim, Erdoğan'ı yıkamayız filan gibi kötümser, pesimistik yorumlar yapmak yerine topluma ümit vermek lazım. Ümitsizlik zaten korku, Erdoğan'ın istediği, üretmek istediği bir şey. Yazılarla, yorumlarla vesaireyle muhalefetin, siyasetçilerin ve aydınların korkuyu değil, ümidi büyütmeleri lazım. Ümidi güçlendirmeleri lazım. Aksi halde insanların cesareti kırılıyor ve diyor ki ya bu Erdoğan yine bir şekilde dört ayak üzerine düşecek. Bununla baş edemeyeceğiz. Dolayısıyla çok zayıfladığı, altı boşaldığı, belki halk güçlü bir şekilde üfürse yıkılacağı halde o hayali gücünden ve korkudan, sopadan, tehditten dolayı ayakta kalıyor. Diktatörlerin en önemli gücü budur. Zayıfladıkça baskıyı, korku atmosferini artırırlar. Ben buradan şunu demek istiyorum yayını tamamlarken. Erdoğan bir korku atmosferi oluşturmak istiyor. Bir kaos pompalamak istiyor. Bu korku atmosferine karşı toplumun bütün kesimleri korkuya teslim olmak yerine hadiselerin üzerine gitmeli. Korkuyu bastırmalı, ümitleri yeşertmeliyiz. Erdoğan bu yaralı haliyle, dışta da dışa vurgu yapmadık, Erdoğan aynı zamanda içteki bu kadar olumsuzluğun yanında dış dünyada da, yani Avrupa Birliği ile kötü, Rusya ile kötü, Amerika ile kötü, iyi olduğu hiçbir şey yok. İyiye giden hiçbir şey yok. Bu kadar kötülük, bu kadar olumsuzluk arasında Erdoğan iktidarına, otoriter yönetime prim vermenin anlamı yok.
bütün kesimler olarak ümidi büyütmeli ve karanlık olayların, kaosun üzerine gitmeli. Erdoğan'ın daha fazla bu toplumu, bu ülkeyi, milletin kaynaklarını, ülkenin kaynaklarını sömürmesine müsaade etmemek lazım diyorum. Evet, korkuya teslim olmayalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim.